İnsan öncelikle hedefler koyar kendisine. Der ki, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu edeceğim, bunu edeceğim. Sonrasında ise şunu sevdim, bunu sevdim diyerek ömrünü geçirir. Zaman ilerler, sözde olgunlaşır insan. Hani şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Sonrasında ise şunu sevdim, bunu sevdim dedi ya kendince. Sonra olgunlaşır ve der ki, şunu yaptım, bunu yaptım. Ömrünün geri kalan kısmını saymakla geçirir. Yapıp ettiklerini saymakla, övünmekle, yaptığını sandıklarıyla aslında. Sonra kaçınılamayan gerçek, ihtiyarlık vuku bulur. Der ki, hey gidi dünya, nasıl da elimden kayıp geçmişsin. Bu sefer sevmekle başladı, saymakla devam ettiği ömrünü sövmekle tamamlar. Hayat çok kısa. Ömür çabucak gelip geçiyor. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizi kabuktan ibaret sanar. Dünya bir ceviz gibi. 14 küsür milyar yıl önce var olmuş, milyonlarca yıldır insanları misafir ediyor. Kimler geliyor, kimler geçiyor. Aynı bizim gelip geçeceğimiz gibi. Öyleyse, madem baki olan sadece Allah'tır ve O ki istemektedir dünyayı imar etmemizi ve ihya etmemizi ahiretimizin inşası için, öyleyse sarı çiçekten bile ders alalım. Bülbüllerle şakıyan, verdiğini Mevla gören, en yüce dost onu bilen. Beşeri ihmal etmeyen ama ona sırt dayamayan, bakiye gayret eden, faniye mücadele eden, sonsuz olan kuvvet ve kudrete secde eden, nihayetinde hak ve hakikati sevmek, saymak ve sövmekle tamamlayan değil, görmek, anlamak, hissetmek, yaşamak, yanmak ve muhabbetle yakarak minallah, ma'allah, ilallah diyerek tamamlamak. Allah'tan geldik. Allah ile beraberiz. Allah'a döneceğiz. Bir hurma tanesindeki hakikat gibi. Zemzem suyuyla yıkasan dahi İçindeki küçücük tozları kürdanla temizleyip serpakla arındırmadıkça kıymet bilmiyor. Kıymet gayrettedir. Gayretiniz mübarek olsun.